aracılığıyla bizleri dinleyebilen, bizim ulaşabildiğimiz vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Dün uzun uzun bahsetmiştik ama kısaca tekrar etmek gerekirse Covid'den ölümlerin ve vakaların bu kadar çok olduğu dönemde maske tedbirinin bu kadar belirsiz bir şekilde adeta tercihin vatandaşa bırakılarak kaldırılmış olmasını da PCR testi pozitif çıkanların toplum içine karışmaması için evlerinde karantinada olduklarını denetlemek için gerekli olan HES kodu uygulamasının kaldırılmasını da yanlış buluyoruz. Buradan sözümüze kıymet veren herkese şunu söylüyoruz. Birincisi aşıların aksatılmaması lazım. Üç doz aşı ve hatırlatma dozu aşıların mutlaka günü gününe yapılması gerekiyor. Bu konuda eczacıların, aile hekimlerinin çok sağlıklı yönlendirmeleri olabilir. Kafası karışmış vatandaşlar için. İki aşı oldum yetmez mi diyen, üçüncü aşıma oldum başka aşı olacak mıyım diye soran çok vatandaş var. Sağlık Bakanlığı bu konuda etkin ve şeffaf bir iletişim yürütemediği için bu konuda sağlık emekçilerine danışılabilir ama mutlaka günü gelen aşıların yapılması lazım. Bugün hastanelerde çok ağırlıklı olarak aşısız olanların yattığını, yoğun bakımda yattığını, hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Halen daha her birimizin her gün çok yakın çevremizden kişilerin hastalandığını ve tanıdığımız çevreden insanların hayatlarını kaybettiğini hepimiz yaşıyoruz. Onun için aşıyı önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kapalı mekanlarda maskeyi mutlaka takılması gerektiğini öneriyoruz. Bunu Türkiye'nin çok seçkin halk sağlıkçılarının, çok seçkin epidemiyologların, çok seçkin alanlarında çok başarılı Üniversite hocalarının bulunduğu bir bilim kurulu tavsiye etti. Bizler de kapalı mekanlarda maskemizi takmaya, açık mekanda da eğer birbirimize çok yaklaşıyorsak hemen maskemizi takmaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız kendilerini, sevdiklerini, toplumu düşünüyorlarsa maskeyi ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sayın basın mensupları, Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde birden çok e, basın açıklaması olacak. E, genel merkezimizde Sayın Fahri Öztürk e, saat 14-15'te ekonomiyle ilgili bir basın toplantısı yapacak ve bugün saat 15'te Muğla'da Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç milletvekillerimizle birlikte bir kez daha Akbelen ormanlarında direnen ikiz köylülerle birlikte olacaklar. Onlar ormanın kesilmesine direniyorlardı. Ayrıca bir alan zeytinlik de var orada. O zeytinlik de şimdi artık tehdit altında. Birlikte ormanları, zeytinleri korumak ve madencilik faaliyetlerinin doğaya zarar vermesini engel olabilmek için tavrımızı bir kez daha orada köylülerimizle dayanışma halinde sürdürecekler. Bu konuyu da kamuoyunun bir dikkatlerini sunuyorum. Dün Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da yaptığı danışma kurulu toplantısını takip ederken şaşkınlıkla dinledik. Ya bir metin yazarı değişikliği var ya da çok ciddi bir U dönüşten karşı karşıyayız. Söylemsel olarak tabi. Kendisi dün diyor ki Türkiye'nin iki asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Neymiş? Türkiye'nin iki asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi varmış. Tayyip Erdoğan bundan önce 200 yıl dedi mi, iki asır dedi mi? Dedi. Ne dedi? Bu millete 200 yıldır istikamet dayatıyorlar dedi. Biz 1808'deki senedi ittifaktan beri Türkiye'deki her türlü demokratikleşme hamlesini geçmişteki değerleriyle, tarihleriyle not ederiz ve benimseriz ve savunuruz. Tayyip Bey 200 yıldır bu millete istikamet dayatıyorlar diye onun milletin iradesi o zaman için işte padişahın yetkilerinin paylaşılmasını bir istikamet dayatmak olarak görüyordu ve bugüne kadar 200 yıldır bizim savunduğumuz demokrasi çizgisini demokratikleşme çizgisini çağdaşlaşma çizgisini kötü gösteriyordu ama dünden itibaren o çizgiyi sahiplenen bir cümle kurmuş normal şartlarda biz Türkiye Cumhuriyeti'nde devletin başının böyle bir cümle kurmasından memnun oluruz. Ama Tayyip Bey bunu iktidarı kaybedeceğini anlayınca kullanmaya başladı. Biliyorsunuz sabıkalı bunlar. Nasıl sabıkalı? Demokrasi amaç değil, araç, araç diyorlardı iktidara gelmeden önce. Defalarca bu bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce AK Partililerin ağızlarından hep duyuluyordu o zamanki siyasi çizgilerinde hep söylüyorlardı bunu. AK Parti'yi kurduklarında da demokrasinin araç olduğunu herkes biliyordu. Yaptıkları tüm icraatlarla amaçlarının daha çok demokrasi, daha çok özgürlük olmadığını, hatta seçimle geldikleri halde seçimle gitmek istemediklerini, İstanbul'da kazanılmış mazbataya çöktüklerini ve Türkiye'de kayyum siyasetiyle belediyelerine yüzde 60-70 oylarla seçilmiş olan HDP'li belediyelerin belediye başkanlıklarına kayyumlarla çöktüklerini biliyoruz. Şimdi tekrar dönmüş demokrasi diyor. Yani demokrasi Adalet ve Kalkınma partiler için amaç değil, gelirken araç, şimdi de gitmemek için araç. Gitmemek için bu söyleme sarılıyorlar, kimse inanmasın. Demokrasiye inanan, onu sahiplenen güçlü olduğu zaman da sahiplenecek. Böyle gider ayak seçimi kaybederken anketlerde beş aşağı giderken demokrasi hatırlayana günaydın derler. Yapacak bir şey yok. Seçimde vatandaş sizi hak ettiğiniz muameleyle ödüllendirecek. Hak ettiğiniz muameleyle sizin notunuz neyse o notu verecek ve gönderecek. Şimdi yeniden demokrasi söylemine sarılmanın bu vakitten sonra bir kıymeti yok. Ama Tayyip Bey tabi sadece demokrasi diyerek konuşmuyor ayrıca Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu altılı mütabakat masasına ağzına geleni söylemiş. Zaten Cumhur İttifakı bu konuda dün fazla mesai yaptı devlet bey toplantıyı erteledi iki gün çalıştı çalıştı gerindi gerindi geldi geldi, geldi vurdu ne yaptı? Önemsiz gördüğü buruşturup atacağı metni bütün gün konuştu devlet bey. Önemsizse ne konuşuyorsun? Çok teşekkür ederiz. Duyuramadığımıza duyurmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Haberi olmayanlar sayenizde haberdar oldu. Dün de Recep Tayyip Erdoğan metne virüs siyaseti diyor. Tabii milletin iyiliği için hazırlanmış bir metne virüs demek, trojan demek ve bu anlayışı virüs siyaseti olarak nitelendirmek kendilerine yakışır. Ama bir virüs varsa o bu milletin böyle damarından girdik, ilerledik, beynine çıkacağız diyen ve biz oraya Tayyip Bey'le ayrı yollardan ilerliyoruz diyen FETÖ virüsünü bu millete bulaştıran sizsiniz. Onun ilerlemesini sağlayan sizsiniz. Çoğaltan, semirten, neredeyse devleti tamamen ele geçirmesini sağlayan sizsiniz. 81 valinin 74'ü FETÖ'cü atanmış döneminde kalem elinde 81 il emniyet müdürünün 78'i FETÖ'cü atanmış senin kaleminle bir de utanmadan sıkılmadan virüs siyaseti. Bu ülkenin demokrasisini bu devleti FETÖ virüsüyle enfekte eden ve bütün sıkıntıları bu millete bu meclise yaşatan sizsiniz. Halen daha da o virüsleri temizlemediniz yenilerini yerleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir de kalkmış anayasa değişikliği metni hazırmış kendisinin muhalefetin tas daha ortada yokmuş. Anayasa dediğiniz metinler toplumsal mütabakat metinleridir. Toplumsal uzlaşmayla hazırlanır. Masalara metin dayatılmaz. Zaten temel yanlış burada. Bizim metnimiz hazır diyor. Bizim anayasa değişikliği yapmakla ilgili irademiz. O konudaki mütabakatımız hazır. Ama sivil toplumla konuşmadan, dezavantajlı gruplarla konuşmadan, dünyadaki en iyi örnekleri araştırıp bir masaya getirmeden, akademinin katkısını almadan, diğer siyasi partilerin, tamam biz iktidarız, diğer siyasi partilerin katkılarını almadan, metin budur denmez. Onu dese dese, sizin her zaman ifade ettiğimiz gibi, Recep Tayyip Erdoğan için özel bir anayasa hazırlayan AK Parti zihniyeti ve onun baş destekçisi Devlet Bahçeli yapar. Anayasa metinleri aşkın zamanlı toplumsal mütabakat metinleridir. Aşkın zamanlıdır. Her doğan için, her doğacak için yapılır. Sizin gibi Erdoğan için yapılmaz. Erdoğan'ın üstüne dikilen kıyafetin iki sene sonra kolunun uzadığını, paçasının kısaldığını gördük. Kendi kıyafetinizin içine giremiyorsunuz, sığamıyorsunuz, yakıştırmıyorsunuz. Orası yanlış, burası yanlış. Bir olay oluyor. Sizin anayasanızla mecliste görüşme yapmak mümkün değil. Ukrayna krizi bütün dünyanın gündeminde mecliste gündem dışı görüşülüyor. Gündemini alamıyorsun. Gündemimizde yok öyle bir şey. Bu kadar korkunç bir anayasayı siz metin dayattınız diye oldu. Ne oldu? Getirdiniz şu parlamentoda günlerce yalvardık. Burası yanlış burası yanlış. Ne dediysek çıktı. Şimdi AK Partili milletvekilleri uçaktayken diyorlar ki haklısınız valla. Biz de bakanlara ulaşamıyoruz. Soru önergeleri biz veriyoruz, yanıtsız. Onlar soru önergesi dahi veremiyor. Salı günleri bakan gelirdi, sözlü soru cevaplardı. AK Parti milletvekilleri de ilinin sorunlarını gider anlatırlardı. O imkanda yok. Aha şurada bir 7 metrekare oda yaptılar. Şurada bir yerde 7 metrekare Bakan görüşme odası. Haftada bir bir tane bakanı tutup getiriyorlar bulabilirlerse önünde kuyruk 24 tane milletvekili. Böyle bir anayasa mı olur böyle bir demokrasi mi olur? O yüzden biz sizin yaptığınız yanlışı yapmadan metin dayatmadan bir anlayış bir perspektifi ortaya koyuyoruz. O anlayışın millette yarattığı heyecan sizde de karın ağrısı yaratıyor. Migren krizleri tutmuş. Sabahlara kadar uyuyamıyor beyefendiler. Cumhur İttifakı'nın liderleri. Nasıl saldırsak, nasıl kötülesek, nasıl iftira etsek diye millet görüyor. Dün Ankara İl Danışma Kurulu'nda bunlar gelirse neler yapacakmış Türkiye'ye bin bir şey anlatıyor. E Ankara'ya yapacaktık. Mansur Yavaş anketlerde en beğenilen siyasetçi diye çıkıyorsa senin yalanın çöktü demektir. İstanbul'u perişan edecektik. Ekrem İmamoğlu seçildiğinin çok çok üstünde anketlerde çok popüler olarak çıkıyorsa yalanın çöktü demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine geçtiğimiz dönemlerde efendim hadi aday olsana çık karşıma diyor musun şimdi çık karşıma diye? Neden? Sen baş aşağı giderken Kemal Bey nasıl bir toplumsal beğeni kazanıyor görüyorsun. O yüzden Ankara yalanı çöktü. İstanbul yalanı çöktü. Yerel yönetimlerdeki korku siyaseti çöktü. Martın sonu bahar, gelecek sene yaz gelecek. Eğer çok sabrederseniz, Haziran'ın ortasında Türkiye'ye yaz gelecek. Siz gideceksiniz. Ama bizce bu millete daha çok eziyet, daha çok ızdırap vermeyin. Sandığı getirin. Siz de kurtulun. Milletimiz de sizden kurtulsun. Refaha kavuşsun. Ayrıca Tayyip Bey bir U dönüşü yaptı. 200 yıllık demokrasi diye. Sonra ağzına geleni söyledi, hakaretler etti. Bir de yalan rüzgarı tabii. En yetkin oldukları konu bu. Bir yalanı söyleyecek. Ben söyleyeceğim bu yalanı. Beni duyanlar inanırsa ne fayda? Onlar istedikleri kadar biz böyle bir şey demiyoruz desinler. Demeye devam edeceğiz biz. Göya biz Diyormuşuz ki AK Parti'nin getirdiği her hizmeti, her eseri yıkacağız. Bunlar gelirse diyor. Çanakkale Köprüsü'nü yıkacaklarmış. Tövbe. Niye yıkalım Çanakkale Köprüsü'nü? Yok efendim Osman Gazi Köprüsü'nü yıkacaklarmış. Birazcık birazcık utanmak, sıkılmak olur. Biz yıkacağız derken o beşli cederin başına yıkacağız yapmış oldukları o tuhaf sözleşmeleri köprü kalacak. Otoyollar duracak. Osman Gazi olacak ama Beşli Çete bundan para alamayacak. Turgut Özal'ın yaptığı otoyolda aynı yol mesafe gidiyorsun. 6 lira 20 kuruş. Recep Tayyip Erdoğan'ın günde gidiyorsun 74 lira. Beşli Çete'ye öyle bir taviz vermiş ki. Biz yani ümid ederim o günleri görürüz. Bizim yapacağımız iş şu yıkmak. Elde balyoz. Otobanlardaki gişeleri yıktığımız gün en mutlu günümüz olacak. Otoban duracak, gişeyi yıkacağız. Belki ilk başta nasıl Özal'ınkinde devletin makul bir şeyi varsa o alınır. Ama bu Beşli Çete Altı liralık işe 70 lira verirsen 66 lirasını verdirtmeyiz vatandaşa. CHP'nin yıkacağı şey Beşli Çete'nin hayalleridir. CHP'nin yıkacağı şey yandaş müteahhite verdiğiniz imtiyazlardır köprü yıkanın, otoban yıkanın veya havaalanı yıkanın. Böyle bir şey olabilir mi? Onu düşünenin millet başına her şeyi yıkar. Ama sen bunu düşünmüşsün demek ki yalan için bile göreceksin iktidarın ilk seçimde yıkılacak. Bütün 20 yılda siz nasıl yaptınız yani o sizin kişisel varlığınızla mı yapıldı da böyle konuşuyorsunuz? 20 yılda ne yapıldıysa işçinin, memurun, esnafın alın teriyle, el emeğiyle, göz nuruyla kazandığı parasından alınan vergilerle yapıldı. En iyi şekilde korunacak ama yandaşa verilen garantiler ortadan kaldırılacak. Bitecek o iş. Öyle yapın otobanı 40 yıl binin milletin sırtına. Bir köprüden geçiş, bir kere geçiş 178 lira olur mu ya? Utanmak diye bir şey olur. Gitti geldi 400 lira para veriyor köprüden bağlantı yolları ile birlikte İstanbul'dan Bursa'ya kadar gitmek gelmek 600 lira olmuş. Bunun makulü nedir? Onda biri ise onda biridir kardeşim. Maliyeti neyse o hesaplanacak. Verilecek sizinkilere dürülecek defterleri. O zaman köprülerden geçemeyenler de geçecek. Veya geçmeyen boşu boşuna parasını ödemeyecek. Sen Şanlıurfa'daki yoksul köylüye geçmediği köprünün, girmediği tünelin, uçmadığı uçan parasını ödettiriyorsun. Ondan aldığın vergiyle garanti veriyorsun. Bir diğer husus FETÖ mücadele. Burada bol bol nutuk dinliyoruz ama her geçen gün berbat şeyler ortaya çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi sayıştaya giren 3 denetçinin ve iki savcının FETÖ, FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildiklerini okuduk. Aynı gün Tolga Şardan imzalı bir haberde Süleyman Soylu'nun FETÖ'den ihraç edilen polis müdürünü çağırıp görüştüğünü okuduk. Orada darbe girişimindeki başarılı duruşu Bakırköy Emniyet Müdürlüğü suç örgütleriyle mücadelesiyle ön plana çıkmış olan Murat Çetiner'in hakkında birçok kez soruşturmalar açılmış. Sonra da FETÖ diye ihraç edilmiş. Süleyman Soylu çağırmış. Şimdi ihraç edilen birini ertesi gün niye çağırıyorsun suçluysa? Çağırınca da şey demiş. Senin ihracın FETÖ değil ben halledeceğim bir ay içinde demiş. Yani sus bir şey yapma halledeceğiz falan. Ama savunması bile alınmamış. Ve diyor ki ben büyük bir haksızlığa uğradım diyor. Şimdi Süleyman Soylu'ya soruyoruz. Eğer ihraç doğruysa ki iade etmiyorsunuz, ertesi gün çağırıp ne konuşuyorsun? Yok. Sayın Murat Çetiner'in dediği gibi bütün soruşturmalar boşa çıktıysa ve sen böyle söylediysen halen daha niye iade etmiyorsunuz? Sen nasıl çetrefil işlerin içindesin? Bir bakanın işi mi ilçe emniyet müdürünü özel çağırıp görüşmek? Devlette var mı bu? Nasıl bir çetrefilin nasıl bir Muhalak ilişkilerin neresindesin? Bunu bir vatandaşa anlat bakalım. Anlatmazsın da. Biz soralım sen susmaya devam et. İkinci bir husus daha var. Bir milletvekili Türkiye İşçi Partisi'nden Ahmet Şık kayıtları yayınladı. Zaten daha önce kişinin kendi beyanıyla 10 milyon euro istendiği söyleniyordu. Şimdi onu doğrulayan ve somutlaştıran bir takım bilgiler ortaya çıktı. Ve şu gözüküyor. Sen 10 milyon euroyu vereceksin diyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki bakın milli kahraman gibi döneceksin. Algı operasyonları falan hepsi tamam edilecek diyor. Ve bu iş Süleyman Soylu'nun bilgisiyle onun etrafındaki çevresiyle halledilecek ve sen 10 milyon euroyu verirsen kahraman gibi döneceksin diyor. Şimdi bunlar sürekli Askerimiz üzerinden, polisimiz üzerinden, onların kahramanlıkları, başarıları üzerinden kendilerine bir şeyler yaparken bakın diğer yanda bunların millete kahraman diye yutturduğu o kahraman kelimelerinin, o milli kelimelerinin, o abartılı tanımlamaların gerçek hak edenlerle birlikte kullanıldıklarına bakın. O itibarı Reza Zarrab'a vermeye çalışmışlardı plaketlerle. Türk bayrağının önünde A Haber'in özel yayınında. Demek ki Reza Zarap o gün isteneni vermiş. Hakikaten milli kahraman gibi gelmişti. Şimdi ne durumda? Böyle bir ümit ederim o haberi yapan televizyon kanalları şimdi bir dönüp bu haberle bir karşılaştırsın. Sezgin Baran Korkmaz parayı vereydi. Türk bayrağının önünde milli kahraman olarak gelecekmiş. İşte size, işte size AK Parti İste size Süleyman Soylu milliyetçiliği, iste size o istismar söylemlerinin, o böyle milli duyguları, herkes için çok değerli Türk bayrağını bol bol istismar edenlerin gerçek yüzü. Bu konuda çıkacak açıklama yapacak. Yapmıyor mu? Günü gelince bunların hepsinin hesabı teker teker sorulacak, teker teker sorulacak. Ukrayna krizi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin insani koridor kurulması yönündeki önerisini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu konuda çaba sarf edilmesi gerekir. 8 gün önce yapılan ve AK Partili siyasetçilerin çağrılıp Dışişleri Bakanlığı'nın temsil dahil edilmediği krizin değerlendirdiği güvenlik zirvesi dedikleri güvenlik zırvasını dün burada deşifre etmiştik. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın duyduğu rahatsızlığın da altını çizmiştik. AK Parti'nin sözcüsünün devlet adına konuşmasının ne kadar yanlış olduğunu da söylemiştik. Şimdi çıkmış bu sefer de Binali Bey genel başkan vekili devlette bir görevi yok. AK Parti'de genel başkan vekili bu savaşın başlamaması için Cumhurbaşkanı'nın çaba sarf ettiğine şahitmiş ama maalesef diyor burada Avrupa ülkelerinin büyük taksiratı var. Çok fazla Ukrayna'yı tabiri caizse ayarttılar. Ayarını bozdular. Ve sonunda arkasında durmadılar. Bunları yaşıyoruz. Bir. Kardeşim. Türkiye denge politikası yapacağız diyor. Bugün çıkıp herhangi bir siyasi parti sizin dışınızda bunu söylese vay efendim ne yapıyorsun? Sen Rusya'yı mazur mu görüyorsun? Suçu Avrupa'ya Amerika'ya atıyorsun. Rusya'nın hiçbir suçu yok. Kardeşim Binali Bey. Sen hangi bilgiyle hangi eğitimle neyine dayanarak bu meselede bir gitmiş güvenlik zırvasına çıkmış dışarıda bunları zırvalıyor. Biz bilmiyor muyuz bunları konuşmayı? Her siyasi parti bilmiyor mu bunları konuşmayı? Dışişleri Bakanlığı bilmiyor mu? Dışişleri Bakanlığı bunu söyleyecek yetkinlikte değil mi? Sen çıkıp bunu konuşuyorsun. Sen AK Parti'nin genel başkan vekilisin. Sen Yozgat'ta İl başkanının bir sorunu var. Genel başkanına ulaşamıyorsa genel başkanının cumhurbaşkanlık görevi de var. Böyle abuk bir sistemdeyiz. Sen Bayburt il başkanını dinleyeceksin kardeşim. Erzincan'da ilçe başkanıyla Manisa'da belde teşkilatıyla meşgul olacaksın sen. Senin işin parti. Devlet işi vardı. Kendi ellerinle bak bu millet sana başbakanlık görevi verdi. Tamam darbeyle geldin. Millet yüzde kırk oyu başka bir başbakana verdi. Onu attılar, partide değiştirdiler, darbeyle geldin. Ama yine de başbakanlık titrim vardı. Ne yaptın? Koltuğu aldın, kaçtın. Koltuğu aldın, başbakanlık diye bir koltuk bırakmadın. Sonra millet meclisine olmadı İstanbul Büyükşehir'e. Yeter dedi millet. İstanbul'u bile emanet etmediler. Dış politikada kabarık laflar ediyor. Almayın böyle adamları güvenlik zirvesine mirvesine. Oradan üç tane bir şey duyuyor. Olur olmaz yerde bunları söylüyor. Başkası söylese kıyamet kopar. Binali Bey, Kuşadası'nda mahalle temsilcisinin bir derdi varsa kardeşim ilgilen onunla. Sana bu milletin işleri emanet edildi. Sen koltuğu aldın, Tayyip Erdoğan'a verdin. Ben başbakanlığı beceremiyorum. Sen Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte bunu yap dedi. Tekirdağ'da partilerin dertleri vardır. Onlarla ilgileneceksin sen. Sen partinin genel başkan vekilisin. Devlet işlerine böyle girmenin Devlet adına konuşmanın şeyi yok. İşte Ömer Çelik'i dün daha söyledik. Bu sefer başımıza Binali Bey çıktı. Tarım Bakanı affını istemiş. Yeni rejimde beyefendi istediğini atıyor, istediğini alıyor. Tarım yazarken de benden affını isteyen Tarım Bakanı'nın yerine yenisini atadım diyor. Bakın kardeşim. Milletin aklıyla alay etmeyin. Tarım Bakanı bugünkü programı 4 Mart 2022 Cuma günü saat 9.30'da hava yoluyla gidecekmiş. Bekir Pakdemirli, Bin Ali Bey de orada olacak. Programı var bugün. Şimdi adam bugün bu programı yapıp sosyal medyadan duyuruyorsa, afişleri as asıyorsa neden affını istesin? O affının isteneceğini bile bilmiyordu. Bilse bu programı yapar mı? Niye kandırıyorsunuz milleti? Ben görevden aldım de. Ben görevden aldım de. Zaten herkes biliyor ki senin kaleminin mürekkebiyle gelen o mürekkeple gidiyor. Aha bu da yenisi. Bu da yenisi. FETÖ'nün baş imamı yeni tarım bakanı. Şimdi bu fotoğrafı gösteriyoruz ya. Mesela Akbaşoğlu veya Cahit Özkan ikisi birbirinden mai Derler ki bu fotoğraf yeni bakanımızın FETÖ'ye ne kadar mesafeli olduğunu gösteriyor derler. Arada beş kişi var. Yanında durmamış derler. Bakanımızın FETÖ mesafesine bakın derler. Arada Nurettin Canikli var. Ondan bile daha uzak derler. Nurettin Çanikli'den 45 santim daha mesafeli FETÖ. Buyurun. Arkadaş yani gider ayak gider ayak iyice güldürüyorlar. Yüzde bir enflasyon beşe çıkınca yüzde beş yüz enflasyon oldu. Fiyatlar beş kat arttı diyen zihniyetin bu optik formülleri gibi uzaklaşılan her santimetre karesinin ters orantısıyla FETÖ'ye mesafe koyar. Aha da buradan nasıl FETÖ'cünün karşısında dimdik durduğunu görün falan diyebilirler. İşte bakan gidenin abisi FETÖ'den içeride gelenin kendisi imamın huzurlarında. Demek ki bu Tarım Bakanlığında bir FETÖ kontenjanı var. Yapacak bir şey yok. FETÖ yeter sayısı biz burada karar yeter sayısı arıyoruz ya. FETÖ yeter sayısı lazım kabinede. Bir FETÖ ile irtibat ortadan kalkarsa bir başka irtibatı oraya aynen monte etmek gerekiyor demek ki. Nasıl Sağlık Bakanlığında bir zamanlar şimdi yaygın olarak ama bir zamanlar oraya geleceksen bir cemaatten bir tarikattan olmadan gelemiyordun. Reklamını yapmayalım diye söylemem arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz da. Sonra o tarikat aman Sağlık Bakanlığı'na gireceksem oradan gidelim diye yol olur. Biz bunlar gibi enayi değiliz. Terör örgütünün adını bol bol söyle, reklamını yap. Tarikatın adını söyle. Bu FETÖ zaten artık dünyaya mal olmuş. Şimdi bir yandan müzik yasağı meselesi devam ediyor. Bir acayip durum. Covid'le mücadele sırasında müzik yasağı getirdiler. Dünya kadar müzisyen evine ekmek götürmekle zorlandı, aç kaldı. Bütün yasaklar kalktı. En son maske kalktı. Bu kadar basit ve etkili bir koruma yöntemi kalktı. Müzik yasağı devam ediyor. Sağlık Bakanı'na soruyorsun. Ben bilmem İçişleri Bakanı'na sor. O bir İçişleri Bakanı genelge yayınlıyor. içinde yok. Cumhurbaşkanımız duyurmuştu. Ya bu yasağın temeli nedir kardeşim? Biriniz çıkın böyle bir yasak kalmadı deyin bitsin bu iş. Yok Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar. Neden? Yaşam biçimine müdahale. Kendisi öyle müziktir, eğlencedir, bilmem nedir. Bunlara mesafeli ve bu tür eğlence yerlerini tercih edenlere karşı o kadar husumetli ki fırsat bu fırsat bu yasakta sürsün diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunun peşini bırakmayız. Yeni bakanın bakıyoruz tabii biz. Bakanı atayanlar geçmişine bakmıyorsa da biz bakıyoruz. Ne marifetleri varmış diye. Kendisinin ikinci imza sahibi olduğu komisyon başkanı iken bir teklif. Çok uzun uzatmayalım bakalım. Ne diyormuş teklifimiz? Tabii bakmak isteyen Basın mensupları için şeyini vereyim. 6 Mayıs 2009 265 sıra sayısını almış. Sıra sayısı derken kayıt sıra numarası almış. Kanunlaşma komisyonda görüşülmediği için sıra sayısı almamış. Zeytin sahalarında Tarım Köy Hizmetleri Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisleri kurulmasını önermiş bakanımız. Şimdi bu zeytinlik mevzuları var ya, zeytinliğe yenilenebilir enerji tesisleri kurulabilir önerisinin altına imza atmış bir tarım bakanımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Tam zamanında gelmiş. Aranan kan bulundu. Zeytincilerle mücadelede Tarım Bakanı artık elinden geleni yapar. Geçmiş müktesebatında da bu var. Eee nükleer bu arada dün ifade ettiğimiz bir hususu bir kez daha ifade edelim ve devamını getirelim. Buğday üreticisi Türkiye'nin dört bir yanında özellikle İç Anadolu'da gübre alamamaktan buğday ekemez hale gelmişti. Onlardan 2250 liraya alınan buğday dün açılan ihale ile yurt dışından 6000 500 liraya alınıyor. 6500 lira verecek olsalar bu çiftçi zaten buğdayı eker. Ama bizim çiftçimize 2250 lira verip dışarıdan 6500 liraya buğday ithal eden bu zihniyet ayçiçek üreticisinin de canını okudu bugün. Ayçiçek üretiminde düşüş var. Ayçiçek üreticisi desteklenmiyor fiyat yönünden perişan edilmiş. Gübre almakta sıkıntısı var. Üretimde sıkıntısı var. Ayçiçek yağının yerine ikame edilebilecek tek tek okumuyorum. 6-7 çeşit yağda gümrük vergisini kaldırdılar arkadaşlar. Gümrük vergisi yok. Nasıl? İşte o kinolalar bilmem neler gelecek. Ayçiçek yerine ikame edilebilen bütün yağlar ayçiçeğin yerini alacak. Bizim ayçiçek üreticisi de avucunu yalacak. Ama seçimlerde de bu iktidar ayçiçek üreticisinin sandıklarında avcunu alacak. Dün buğdaycıya, bugün ayçiçeğine hep birlikte izliyoruz zeytincilerin beline kazmayı vuranların seçimde nasıl bir demokrasi tokatını yiyeceklerini hep beraber göreceğiz. Şimdi eski bakan gidiyor. Erzincan'a gidemedi. Eve döndü. Ama giderken affını istemiş. Tayyip Bey de affetmiş köy ya. Biz affetmiyoruz kardeşim. Çiftçi affetmiyor. Köylü affetmiyor. Asla da affetmeyecek. Ve borçlu gidiyorlar. Bakın. Sadece bu sene. Gayri siyafi milli ayasaların yüzde biri destekleme olarak verilmesi gerekirken. Verilmesi gereken para 72 milyar. 24 milyar liralık destekleme yapılmış. Üçte biri kadar çiftçiye 47 milyar lira borç takılmış durumda. 47 milyar. Bu parayı çiftçilere paylaştırsan çiftçimiz dünyanın yüzü en çok gülen çiftçisi olur. 5 milyar dolar borç takıyor sırf bu sene. Ve AK Parti iktidarları kanun çıktığından bugüne kadar ödemeleri gereken 400 milyar TL'yi ödemediler. 400 milyar TL ödeyeceklerdi 170 milyar. Oran neredeyse aynı. Üçte birini ödüyorlar. Dörtte birini ödüyorlar. Ve bir de bu o günkü fiyatlarla. Bunu arkadaşlarımız çevirdiler bugünkü fiyatlara. Eğer o günkü fiyatı üretici fiyat endeksinden bugüne çevirirsen 800 milyar TL para ödenmesi lazımdı. Bizim çiftçimize ödenen para 228. Dörtte bir. Çevirmezsen üçte bir ama gerçekte hakkaniyetli bir ölçümle dörtte bir. Eğer dolar üzerinden yani ödenmesi gereken parayı o gün çiftçiye versen ve dolar yapsan 960 milyar TL ödenen 230. Yani bu sefer beşte bir. Dolar üzerinden beşte bir. Enflasyon üzerinden dörtte birini ödemişler. Ve şöyle bir rakam var mı ya? Ödenmesi gereken para 960 milyar TL'ye geliyor. Yani bir trilyon TL. Öyle büyük bir para ki bu. Yani Türkiye'ye verse 128 milyarın peşindeyiz ya neredeyse o kadar bir paraya denk gelecek. Onun biraz altında bir para çiftçinin hakkı. O paranın çiftçiye verilmesi lazım vermemişler. Bu yüzden görevden affı isteyenin de onu affedenin de yerine bir muadilini getirenin de çiftçimiz iki dünyada eli yakasındadır alacaklıyız, affetmiyoruz. Herkese parayı buluyorlar, çiftçiye vermiyorlar. Burada çiftçiye verilecek her 4 liradan verilmeyen üçü nerede? Beşli çetede. Nerede? Yandaş müteahhitte. Nerede? Zenginin cebinde. Bugün çiftçinin cebine giren para dört katı olsaydı o zaman Türkiye'de çiftçilerin, köylülerin yüzü gülüyor, yandaşlar da bir kenarda oturuyor olurdu. Ama onlar başkasını tercih ettiler. Son konumuz bugünkü konu nükleer düzenleme kurulu. Yani bu meclis cuma günü niye çalışıyor kardeşim? Direniyoruz o yüzden çalışıyor. Geçen sene 9 Mart'ta bizim başvurumuzda anayasa mahkemesi nükleer düzenleme kuruluna ilişkin KHK'yı kanun hükmünde kararnameyi iptal etmişti. Bu işi meclisin yapması lazım demişti. Onun için buradayız. Onlar biz yapacağız demişlerdi. Anayasa Mahkemesi olmaz dedi. Saraydan olmaz bu işler dedi. Şimdi bir kanun getirdiler. 21. maddesi var. 21. madde meclis yapacaktı ya. 21. madde şu. Bu işleri saray yapsın maddesi. Düzenlemeyi yapmıyor. O alanı yine Cumhurbaşkanlığına bırakıyor. Öyle olunca çok büyük bir tehlike var. Her şey bir yana. Bu kurul nükleer denetleme nükleer santrali denetleyecek veya diğer nükleer atıkları denetleyecek. Bu kurulun çok özerk, bağımsız, güçlü ve sert bir kurum olması lazım. Bunlar diyor Tayyip Erdoğan atar. Ya bir sene sonra biz geleceğiz, onunkini atacağız, başkasını atayacağız. Orada sorun yok ama sorun şurada. Bu kurumun siyasi baskılardan uzak, siyasi etkilerden uzak Bildiğini yapan bir kurum olacak Bütün dünyada öyle Bakın kriter koyalım diyoruz Günlerdir kriter koyalım İşte bizim önerimiz Kriter önerimiz Mesela diyoruz ki Bu kurum 8 artı 1 Bir başkan 8 yöneticiden oluşsun Aynı rütükteki gibi Kişisel verileri koruma kanunundaki gibi Partiler iki kat aday göstersinler içinden meclis seçsin ama özellikleri olsun diyoruz ve diyoruz ki örneğin kurum başkanının nükleer mi fakültenin nükleer mühendislik bölümünden mezun ya da başka mühendisliklerden mezunsa nükleer mühendislik bölümünde doktoralı olması, tecrübeli olması, işte belli bir kıdemi olması, diğer şartlar falan diyorlar ki yok, bunu koyamayız. Ya kardeşim. İlla Bilal Bey'in bir arkadaşı mı atanacak yine oraya? İlla Berat Bey'in sevdiği birini mi koyacaksınız oraya? Yani bu özelliklerde birisi Kartal İmam Hatip'te yoksa hepimizin hayatı Allah'a mı emanet olacak? Bakın burada hangi elektrik, elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, makine mühendisliği, işte burada lisans ya da yüksek lisans, yetkinlik, deneyim, bunları yazmanın kime ne? Hayır yazmayın. Cumhurbaşkanımız belirleyecek. Ya Allah aşkına. Ya her konuda yapıyorsunuz da bu nükleer santralin denetimi. Bakın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu diyor ki bir nükleer santralde bazı direktifleri var. Yani buna uygun olsun diyor. Akıllı olun diyor. Canınızı seviyorsanız, ülkenizi seviyorsanız diyor ki düzenleme kurulu kurun başkanlığına. Bakın şimdi bizim standartları çok bulanlara bakın. Nükleer mühendislikte yüksek lisans derecesi, tercihen nükleer güvenlikle ilgili aktivitelerde ve 5 yılı nükleer reaktör mühendisliğinde olmak üzere derece derece artmış sorumluluklarla en az 15 yıllık santral mühendisliği, gözlemlenmiş yönetici yeteneği, nükleer güvenlik düzenlemeleri, yabancı düzenlemelere ve pratik kodlara uyum, güvenlik rehberlerine hakimiyet nükleer güç santrali yer seçimi ve çevre bilimleri ile ilgili bilgi ve deneyimi olmasını arayın diyor. Bakın bu bir direktif. Kitapçık. internette pdf'i var. Biz açtık okuduk. 1980'lerde 90'larda koymuş. Hala geçerli. Alman alırsa böyle birini atıyor başkan. Bakın bizimki KYK ile atamış. Şimdi bütün kriterleri kendi belirleyerek atacak. Kriterler belli değil. Şunu yaz. Kimi buluyorsan onu ata. Ama hep bir yandaşlık, hep bir kayırmacılık, hep bir yetersizlik, bir liyakatsizliği yasal boşlukla mazur görmemizi istiyorlar. Buna direniyoruz. Ya şu kurumda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun standartlarına göre başkan ve üye koymadıktan sonra sen nükleer santralin şalterini nasıl açtırırsın? Hepimizi tavuklar gibi öldürecekler. Hepimizin canına, torunlarımızın canına kastedecekler. Kuşaklar boyu, kuşaklar boyu Allah göstermesin, kanserle boğuşacağız. Dünyanın en büyük nükleer faciası, Mersin'de yapılan nükleer santrali yapan Rusya'nın egemenliğinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşanmadı mı, hepimizin canına okumadı mı? Buraya aklı başında bakın nasıl tedbirler koymuş adamlar. Nükleer güvenlik konusunda uzman öyle böyle. E bunları bulmadan sen bu kadar ehliyetli birini odanın başına getirmeye cesaretin yoksa nasıl yapacaksınız bunu? Soma faciasından önce konuştuk. Hep birlikte reddettiler. Komisyon kuralım. Çok tehlikeli. Soma'dan iyi haberler gelmiyor. Sonra hep beraber kurduk komisyonu. İnşallah bir daha olmayacak. Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun. Bu nükleer Soma'da 301 kişi hayatını kaybetti. 301 ailenin Soma'nın, Manisa'nın, Türkiye'nin yüreği yandı. Burada 300 bin kişiyi, 3 milyon kişiyi öldürürsünüz maazallah. Çok tehlikeli bir işin başına liyakatli bir denetim kurumu istiyoruz. Derdimiz tasamız budur. Ben keyfime gecenin üçünde yoklama istemiyorum. Direniyoruz. Bu saçmalıklar olmasın diye direniyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.